Kültür, Ahlak ve Medeniyet Topluluğu ile İlim ve Medeniyet Topluluğu'nun işbirliğiyle hazırlamış olduğu Filistin'de Çocuk Olmak ve Yaşanılan Problemler adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Programımıza kelamların en güzeli ve en yücesi olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyor. Müşteba Kantar'ı huzurlarınıza davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه savaşın çocuğu olmaktır. Savaşın çocuklarını Thomas Hobbes bir sözünde şöyle açıklıyor. Sözsüz, yazısız, toplumsuz ve hepsinden kötüsü süre giden korku, zora bağlı ölüm tehlikesi ve insan yaşamı, yalnız, yoksul, kaba, kötü ve kısa. Filistin'de çocuk olmak, şehit olmak için doğmaktır. Filistin'de çocuk olmak, yürümeye başlayınca savaşçı olmaktır. Kısacası Filistin'de çocuk olmak, hiç çocuk olmamaktır aslında. Sözü fazla uzatmadan, derdimiz konumuz Filistin olunca, Üstad Nuri Pakdil'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Yüreğimizin yarısı Mekke'dir, geri kalanı Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Kültür, Ahlak ve Medeniyet Topluluk Başkanımız, Mehmet Furkan Körten'i mikrofona davet ediyorum. Zulümler yağmur gibi yağmaya başlayınca dur diyen olmaz artık. Babasız kalmaktır Filistin'de çocuk olmak. Hiç olmaktır Filistin'de çocuk olmak. Hatta hiç olmamaktır Filistin'de çocuk olmak. Korkular içinde korkusuz olmaktır Filistin'de çocuk olmak. Direnmektir. Dayanmaktır Filistin'de çocuk olmak. Baş kaldırmaktır Filistin'de çocuk olmak. Melek olmaktır Filistin'de çocuk olmak. Sabi doğup sabice ana kucağında can vermektir Filistin'de çocuk olmak. Yetim kalmaktır Filistin'de çocuk olmak. Karanlığa mum yakmaktır Filistin'de çocuk olmak. Ağlamaktır Filistin'de çocuk olmak. Filistin'de çocuk olmak destan olmaktır yarınlara. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yolu, dönebilmeyiz. Elhamdülillah bu yolda yürürüz. Bu hafta Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen
ve 193 ülke tarafından onaylanan Dünya Çocuklar Günü Haftası. Evet, dünyada çocuklar günü var ama Filistin'de çocuk olmaya, çocuk hayatı yaşamaya bir hak yok. Evet, 2016'nın Ocak ayından bu yana toplam 70 tane çocuk şehit kardeşimiz var. Ve 2900 tane çocuk kardeşimiz hapishanede tutuklu bir şekilde gözetim altında. Yine istatistiklere göre, tabii bu istatistikler de İsrail istatistikleri, onu da hatırlatalım. 2012 yılından 2016'nın Kasım'ına kadar 1500 tane Filistinli çocuk şehidimiz var. Filistinli bir babanın da çocuğu kucağında can verirken de dediği gibi Allah'ın zulmü yakındır. Yüce Allah'ın da buyurduğu gibi kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefesi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Yine kim de bir nefesine, yaşamasına, bir nefesin yaşamasına vesile olursa bütün insanlığı yaşatmış gibidir buyuruyor. Ve bu hükmü farz kıldık buyuruyor. Şüphesiz onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de onların birçoğu yeryüzünde aşırıya gitmektedirler. Rabbim bizleri bir nefesin yaşamasına vesile olanlardan kılsın inşallah. Buradan son olarak zulmedenlere sesleniyorum. Artık size çocuklara güzel bir Filistin ve güzel bir dünya bırakın demiyoruz. Filistin'de ve dünyada çocuk bırakın artık. Yeter diyoruz. Teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cumhur Umar Derneği Genel Başkanı Avukat Cavit Satlı ve Yeryüzü İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Yasin Kayacı'yı sahneye davet ediyorum. 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. İsrail de buraya 91 yılında taraf olmuştur. Dünyada en fazla imzalanan sözleşmedir. En fazla kabul gören sözleşmedir. Ne der? Der ki 18 yaşına kadar olan tüm insanlar çocuktur der. Bu hukuk penceresinden baktığımız zaman şu demektir. 18 yaşından küçük olan bir kişi suçu işleyen veya suçun mağduru olabilir. Veya 18 yaşından küçük birisine karşı suç işlenebilir. Bu durumda çocuk 18 yaşından küçük ise bunun için uygulanacak hukuk kuralları farklıdır. 18 yaşından büyük olanlar için farklıdır. Bizim hukukumuzda da böyledir. Avrupa'da da böyledir. Kara Avrupa'sında da bu şekildedir. Anglo-Sakson hukukunda da aynı sistem geçerlidir. Bu maddeyi bakmanızı istiyorum. Çünkü İsrail'in mevzuat açısından baktığınız zaman hiçbir sorunu yoktur. Mevzuatları uluslararası tüm sözleşmelere uygundur. Ama uygulamaya geldiğimiz zaman ne oluyor? Onu şimdi anlatmaya çalışacağım size. İlk görüşme yaptığımız kişi Muhammed Hüseyin Said Hudeyr. Biz 2015 yılının başında gitmiştik. 2014'ün Temmuz ayında, Ramazan ayında şu beyefendi Muhammed'in babası. Ramazan ayında bu yerleşimci mahallesi var. Yerleşimcileri Yasin Bey anlatacağı için okumaya girmeyeyim. Sadece şöyle söyleyeyim. İki mahalle düşünün. Müslüman mahallesi ile Yahudi mahallesi. Birbirine çok yakın burada. Komşu iki mahalle. Buradaki Yahudiler aşırı milliyetçi olanları var. Bunların yaptığı şeylerden bir tane sürekli Müslümanlara saldırmak. Ramazan ayında iftar vaktinde bir tane çocuğu kaçırmaya çalışıyorlar burada. Kaçırmaya çalışıyorlar ama insanlar engel olduğu için kaçıramıyorlar. Sahur vaktinde Muhammed iftarını, sahurunu yapıyor. Evinin hemen önünde küçük bir yol var. Yolun karşısı küçük bir mescit. Mescide sabah namazı için gidecek. Dışarı çıktığı zaman kaçırıyorlar onu. Onu kaçırdıktan sonra ailesi bunu fark ediyor. Hemen polise gidiyor. Polis kabul etmiyor bunu. Herhangi bir şey yoktur. Çocuğu kaçırmamışlardır diyor. Aile de Filistin'de bolca olan kamera kayıtlarını topluyor dükkanlarda. Niye çok fazla var? Müslümanlar korunmak için evlerinin etrafına, dükkanlarına kamera yerleştirmiş. Polis de Müslümanları denetlemek için bol miktarda yerleştirmiş. Kafanızı çevirdiğiniz her tarafta, ara sokaklarda bile, çok dar sokaklarda bile
bir sürü kamera görüyorsunuz. Bu kamera kayıtlarında 3 tane kişinin bir arabaya bindirerek Muhammed'i kaçırdığı görülüyor. Ancak buna da harekete geçirmeye yetmiyor polisi. Çocuğun cep telefonunun arandığı zaman yanıt verdiği, GPRS üzerinden buna ulaşılabileceği söyleniyor. Akşama ancak polis harekete geçiyor ve Muhammed Hudeyr mezarlıkta yakılmış olarak bulunuyor arkadaşlar. Daha sonra otopsisi yapıldığı zaman kendisine benzin içirildiği ve yakıldığı esnada da yaşadığı ortaya çıkıyor otopsi sonucunda. Bu yakalanan üç kişi ilk sorgularında suç işlediklerini üçü de kabul ediyorlar. Ancak orada şeyler var. Kudüs'ün Yahudileştirilmesiyle ilgili dernekler var. Bunlar devreye giriyorlar. Avukatlarını gönderiyorlar. Tekrar yargılama başlıyor. Hepsi reddediyorlar. Bizim gittiğimizde yargılama devam ediyor. İkinci defa 2016'da gittiğimizde bir tanesi beraat etti, bir tanesi 21 yılı aldı, bir tanesi de müebbet hapsi aldı. Ancak avukatlarla görüştüğümüz zaman, oradaki avukatlarla, bu kişilerin 2 yıldan daha fazla hiçbirinin cezaevinde yatmadığını öğrendik. Niye yatmıyorlar? Ya Cumhurbaşkanı affediyor bu insanları, ya da bu kişilerin akli melekelerinde sorun olduğu iddiasıyla bunları Amerika'ya tedavi amaçlı götüreceğiz diye hapishaneden çıkarıyorlar. Ondan sonra gidiyor orada ne yapıyorsa. Herhangi bir şekilde tedavi diye bir şey yok. Yaşıyorlar. Bu cezalara bakmanızı istiyorum. Yakılarak, hem de canlıyken yakılarak öldürülen bir kişi var. Bu mağdur, Müslüman bir Filistinli. Çocuk bu, lise 2'ye gidiyor o zaman. Ve babası tesisatçı, babasıyla beraber tesisat işleri yapmayı planlıyorlar. Babası bunu uzun uzun anlatıyor. Türkiye'ye geldi. Filistin'de çok meşhur bir çocuk bu. Hayattayken yapamadığı şeyi ölmüş olarak yapıyor. Direniş ruhunu canlı tutan bayrak isimlerden bir tanesi. İkinci görüştüğümüz kişi Muhammed Celil. Muhammed Celil çok tatlı bir çocuk. 5 yaşındaydı bizim gittiğimizde. Şimdi biraz büyümüştür. Arkadaşımızın kucağındaki. Mahallede arkadaşlarıyla beraber oyun oynarken oradan geçen İsrail askerleri canları sıkılmış olacak ki plastik mermiyle ateş ediyorlar ve %40 görme kaybı var kendisinde. Dişlerinde de platinler vardı. Çenesiyle alakalı bir sorun vardı. Onu da sormaya annesine çekindik. O bölgede Sivan Mahallesi'nin arka tarafında büyük ihtimal Cerrahiye Mahallesi'ydi. Cerrahiye Mahallesi burası. Orada bunun gibi 6 tane çocuk vakası var. Ve hiçbir asker, bu işlemi yapan asker hakkında herhangi bir hukuki işlem yapılmadı. Birincisinde 3 kişiydi. Bir tanesini kurtardılar, bir tanesini 21 yıl, bir tanesi müebbet aldı. Yatıp yatmayacakları belli değil. Bunda ise çocuk %40 görme kaybı var. Ameliyat olmuş ama herhangi bir şekilde bu kişilerle alakalı bir şey yapılmadı. Şimdi Muhammed Sultan Abbasi 15 yaşında İsrail hapishanelerinde 16 ay tutuklu kalmış. 10 ay ev hapsinde kalmış. Ev hapsinde ayrıca anlatacağım inşallah. Bizim gittiğimizde de 4 ay evvel cezaevinden çıkmıştı. Şu kardeşimiz de şu kardeşimiz. Bu beyefendi de orada tutuklanıp cezaevinde kaldıktan sonra çıkan çocukların rehabilitesi için çalışma yapan bir derneğin başkanı. Diğer o ilk bahsettiğim kişi buydu. Şimdi de bu arkadaşımız Hüseyin'i, Leyk Halit El Hüseyin'i 15 yaşında, bizim gittiğimizde geçen sene 15 yaşındaydı, 16 yaşında şu anda. İsrail hapishanelerinde kalmış, 2 sefer girmiş. Bununki daha ilginç, 6 ay yatmış, beraat etmiş. Hapse girdiğinde 14 yaşındaymış, onun kaldığı hapishanedeki en küçük çocukmuş. Taş attığı gerekçesiyle ceza verilmiş. Taş atmış, 6 ay cezaevinde kalmış. Bu esnada taş atmadığı, bunun iftira olduğu ortaya çıkmış ve beraat etmiş. Ardından ne olmuş? O mahallenin
toplandı bir çadır var. O çadırın orada tekrar gözaltına alınmış. Kendisi hakkında polisin suç isnat ettiği şeylerin iftira olduğu anlaşılmış. Ve bizim gittiğimizde de 20 gün evvel cezaevinden çıkmıştı. Şu çocuğa şeyi sordum. Dedim ki, en çok neyi özledin hapishanede? Söylediği şu, sıcak bir battaniyenin altında yatmayı özledim dedi. Çünkü çok soğuktu dedi. Soğuk olduğu için de orada da battaniye de çok fazla verilmiyor. En fazla özlediğimiz buydu dedi. Bir de cezaevindeyken hoşlanmadığınız veya sıkıntı olan işte yemektir, orada dövme var mıydı gibi şeyler sordum. Çünkü karakollarda dövme rutin, işkence rutin ama cezaevinde çok ciddi bir şeyle karşılaşmamışlar. En azından bir arada olduklarında. Konuştuğumuz çocuklardan bir tanesi Yahudilerin bulunduğu ve büyük suçluların olduğu hapishanede olduğu zaman sorun yaşamış ama hep beraberken yaşamamışlar. Yaşadıkları sorun şu, cezaevinden duruşmalara götürülmek çok zordu diyor. Biz su içmiyorduk ve yemek yemiyorduk bir gün öncesinde diyor. Çünkü sabah çok erken saatlerde alıyorlar. 5-6 tane hapishaneden çocukları toplayarak götürüyorlar. Akşam çok geç saatte getiriyorlar. Hiçbir insani ihtiyaç için izin vermediklerini söylediler. Tuvalet ihtiyacını götürmedikleri için onlar da bir gün öncesinden su içmiyorlar. Kendilerine böyle bir çözüm üretmişler. Yemek yemiyorlar. Orada anlattığı bir şey var. Dedi ki bizi koydukları arabalar kapalı demir arabalar, parmaklıklı, kapalı ama her tarafı. Bizimle beraber arabaya köpek de koyuyorlardı diyor. Bu hem aşağılamak için yaptıkları bir şey hem de kendilerince güvenlikle alakalı bir şey. Bir de şunu yapıyorlardı diyor, çok hızlanıyorlardı diyor. Aniden fren yaptıkları için de çarpıyorduk kenarlara. Başını çarpıyor, omzunu çarpıyor, bacağını çarpıyor. Bir de hava çok sıcaksa, yani hava sıcaksa klimayı içeriye falan klima var. Sonuna kadar sıcağı açıyorlardı. Hava soğuksa da sonuna kadar soğuğu açıyorlardı diyor. Mavi Marmara davasının avukatlarından bir tanesiyim ben. Mavi Marmara'daki o mağdurların hepsinin geldikleri gün otopsisinde bir tanesinin otopsisine girdim. Daha sonraki süreçte de o ilk ifadelerinin hepsinin hazırlanmasında vardım. Aynı şeyleri anlattı onlar da. Arabayı hızlandırıp aniden durdurmak, klimayı açmak, arabanın içinin çok kötü olması ve bazılarında hepsinde değil, köpek içerisine onları da koymuşlar. Bunu unutmayın. Bu yapılan bu iki şeyi daha sonra diğerlerinde kıyaslayacağız. Bu çocuğun verdiği bilgiydi. Cerrahiye Mahallesi'nin yukarı tarafında, yani Silvan Cerrahiye'nin de üst tarafında bir mahalle var. Orası Enes, Hamza, Ali, Yusuf, Muhammed, oradaki çocuklarla konuşma imkanımız oldu. Şu kişi o bölgedeki önemli, işte önde gelen, mahallenin önde gelenlerinden bir tanesi. Bu çocukların hepsi, şu üç çocuk da bahsettiğimiz isimleri, hangisi hangisinin ismini bilmiyorum şu anda ve şu ev bir Filistinli'nin evi. Bayan, dul bir bayan. Üç tane veya dört tane çocuğu var. Bu bayanı buradan atıyorlar. Üst katlara İsrailleri yerleştiriyorlar. Bu evin alt katına da şeyleri, hemen bir karakol yapıyorlar. Asker veya polislerin o istihbaratına geldiği gitti bir yer. Bu mahallenin özelliği şu, bir tane İsrailli yaşamıyor. O evdekiler hariç. Tamamı Filistinlerin yaşadığı bir yer. Biraz evvel o fotoğrafı gösterdiğimiz çocukların hepsi oradaki askerlerden hiçbir şey olmadıysa ya tokat yemiş, ya küfür işletmiş, ya tehdit. Bunlarla maruz kalmışlar. Bu çocuğu fotoğraf çektiğimiz yerde 7 kişi gözaltına almış. Üzerinde sadece tişört olduğu halde üzerine aramak için tişörtünü de çıkartmışlar. Annesi gelmiş ama annesi engel olamamış. O evin altına götürmüşler. Orada kendisine şiddet uygulanmış, işkenceye tabi tutulmuş, belge imzalaması istenmiş. Eğer imzalamazsa annesini de oraya alacağını söylemişler. Zaten orada şöyle bir şey var. Konuştuğumuz çocukların hepsinde çocuklara
Anneni veya kız kardeşini de buraya getirir, sana yaptığımızı yaparız diyorlar. Eğer küçük erkek kardeşi varsa kardeşini de getiririz, bunu yaparız diyorlar. Çocukları aileleriyle korkutuyorlar, aileler de çocuklarıyla korkutuyorlar. Bu mahalle, mahallede şu sokakta onlarca kamera vardı. Onlarca kamera vardı. Herkes sokağına koymuş çünkü çocukları evde tutma şansları yok ve çocuklar küçük. Şu çocuklar dışarıda oyun oynuyorlar. Bunların hepsi dışarıda oyun oynuyor. Ailelerse o kameralardan sokakları izliyorlar ki çocuklarına eğer İsrail'de birisi geliyor ise, yetkili geliyorsa inip çocuklarını alacaklar. Bunun için de kamera. Bu çocukların tamamı orada oyun oynuyor ve 3 yaşındaki bir çocuğu sorgulamak için gözaltına almış İsrailliler, oradaki polisler. 3 yaşında ve bu çocuk konuşmayı da zor konuşuyordu demişler idi bize. Reşit. Reşit bu. Yasin Bey'le beraber son gittiğimizde evini ziyaret ettik. Reşit burada 9 veya 10 yaşında ilk tutuklandığı tarih. Cezaevine girdiğinde bu çocuk. Bizim 2016'nın Mart mıydı? Ocak sonunda gittiğimizde 17 yaşında. Bu da ilk tutuklandığı. Tutuklanması nasıl oluyor? Tutuklanmasında Reşit'in olduğu iddia ediliyor. Bir kişi yaralanmış, yerleşimci ve surlar var. Yani şeyin kapıları değil de Mescid-i Aksa'nın kapıları değil de Mescid-i Aksa'nın dışında evler var. O evlerin dışında da sur var. Eski Kudüs dediğimiz. O surların kapılarını kapatıyorlar ve onu aramaya başlıyorlar. Bulamıyorlar. Bulmaları da imkansız çünkü Kudüs'ün çok dışarısında babaannesinin evinde o esnada ama tutuklanmaması için bu yetmiyor. Yaralamaya karşılık tutuklandı. Ve orada olmadığı halde tutuklandı. Çocuk yakılarak öldürüldü. 3 kişiden bir tanesini zaten orada salıverdiler. Bu rakamları ve şeyleri özellikle bilmenizi istiyorum. Reşit ev hapsinde kalmış, cezaevine girmiş çıkmış. Şöyle bir şey var. Babası mühendislik fakültesi mezunu. Burada mühendislik fakültesi okuyan var mı mühendislikte? Evet, kendisi mühendislik fakültesi mezunu ama şoför olarak çalışıyor. Niye? Çünkü sicili var. Gözaltına alınmış ve salıverilmiş. Çocukları bir defa gözaltına aldıkları zaman o çocukların herhangi bir şekilde neyi okursa okusun, neyi bitirirse bitirsin çalışabilme imkanı yok. Bundan dolayı da aileler çok tedirgin. Reşit, herhangi bir işkenceye maruz kaldın mı diye sorduk. Annesi, 6 kardeşi, çok küçük bir yer, böyle bir yer. Küçük iki tane oda var, küçük bir mutfak var. Çok küçük bir böyle dışarıya çıkarken şu gördüğünüz yer, insanın ancak yürüyeceği bir yer, 10-15 adımlık bir yer. Öyle bir yerde yaşıyorlar. Elektrik vermişler bacağından. Bacağından elektrik verdiler dedi. Annesi ilk defa yanımızda duydu ama çok metin insanlar bir şekilde metanetlerini koruyorlar ve o insanlarla orada yaşamaya devam ediyorlar. 4 numaralı oda. 4 numaralı oda nedir? 4 numaralı oda bu çocukları götürdükleri, adı karakol olmayan ama çocukları götürdükleri karanlık, çok küçük pencerelerin olduğu, pencerelerin dışında da duvar olduğu için hiç ışığın girmediği, çocuklara işkence ettikleri yer. Oradan çocuklar çıkana kadar bir şekilde istedikleri imzayı almaya çalışıyorlar ve çocuklara işkence ettikleri, dövdükleri, korkuttukları yer. Çocuklarının buraya gitmesinden ailelerde çocuklar da anne babalarının buraya gelmesinden, oraya gidip kendilerine yapılanların onlara yapılmasından korkuyorlar. Ev hapsi çok ilginç bir uygulama. Bizim yargılamamızda da, Avrupa'da da, Amerika'da da, dünyanın hemen hemen her yerinde iki tür uygulama var. Bir, tutuksuz yargılanma. Davanın esnasında tutuksuz yargılanabilirsiniz. Ya da tutuklu olarak yargılanabilirsiniz. İşte prangayla yargılama gibi uygulamalar Avrupa'da var, bizde yok. Burada üçüncü bir şey yapmışlar. Ne yapmışlar? Ev hapsi. Diyorlar ki sana çocuğun ev hapsinde yargılamasını istersen belli bir para yatıracaksın. Kendi çocuğun anne babasının evinin dışında bir ev arkadaşı olabilir, annenin veya babanın bir akraba olabilir. Onun evi. Bunu mahkemenin kabul etmesi lazım. O evde
anne babasının dışında ve o evdekilerin dışında iki kişinin o çocukla beraber kalması gerekiyor. O ev, ailesi, iki kişi de dışarıdan dört aileyi birden mahkum ediyorlar. Ve bu süreçte de o çocuğu sürekli gelip gözaltına alıyorlar. Bir şekilde götürüyorlar, getiriyorlar. Psikolojini tamamen bozuyorlar. Ev hapsiyle yargılandığı için de yargılaması uzun sürüyor. En az çocuklar 2 yıl okul kaybına uğruyorlar. Ve bu çocuklar okul kaybına uğradıktan sonra tekrar okula dönme şansları kalmıyor. O süreçte de psikolojileri bozuluyor. Ve İsrail için işte kendi eğlence sektörlerinde ucuz iş gücü olarak ondan sonra kullanılıyorlar. Bu da evine gittiğimiz bir hanımefendiden oradan bir Sahra'nın fotoğrafını gösteren bir kare. Sabrınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Benim sunum bu kadar. Teşekkürler. Ariel Sharon parlak bir fikirle iktidara geliyor. Diyor ki Filistinliler terör eylemlerinde bulunuyor. İsrail halkına karşı şiddet uyguluyor. Ben bunu durduracağım. Nasıl durduracağım? Ben diyor Filistin'le şu an Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği sınırlara bir duvar çekeceğim ve bu duvar sayesinde Filistinlilerin İsrail'e geçişlerini ve şiddet uygulamalarına engel olacağım diyor. Peki burada bir tarih atıf yapmamız lazım. 1948 yılında Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra İsrail Devleti Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuştur. Biliyorsunuz ilan edilmesi Birleşmiş Milletler tarafından tesis edilmiştir. Yani kendiliğinden bir özgürlük mücadelesiyle yapılmamıştır İsrail'in devleti olarak ilan edilmesi. Ve bir gün sonra, bunu bir antiparantez olarak düşünün, 1948'de İsrail Devleti kurulduktan bir ya da iki gün içerisinde Filistin'den mülteci durumuna düşen kişilerin sayısı 750 bin. İki gecede Ürdün'e, Lübnan'a, Suriye'ye göç etmek durumunda olan insan sayısı 750 bin. Suriye'yi hatırlıyoruz değil mi? Yani Suriye'dekinin farklı versiyonu ve o dönem için düşünün. Yani 1948 için düşünün. Biz burada anlatırken bir Filistin davasından bahsediyoruz fakat aynı zamanda bizim araştırmalarımız, derneğimiz olarak yaptığımız araştırmalarda özellikle uluslararası mecraların yaptığı çalışmalara baktık. Niye buna itiraz ediyoruz da, örnek veriyorum bununla alakalı Avrupa'ya gittiğimiz zaman bakın siz de bunu söylemiştiniz, bu da budur diyebilmek için. Yapılan araştırmalarda bu duvarın hiçbir zaman yeşil at üzerinde olmadığı anlaşılıyor. %10 Filistin toprakları içerisinde. Adamlar uyanık. Yani duvarı inşa ederken bile işgal ediyorlar. Yani zaten Filistin'i işgal etmişler, duvarı inşa ederken de işgale devam ediyorlar. Toplamda 1100 hektarlık alan Filistin'in toprağı hali hazırda işgal edilmiş durumda, müsaade edilmiş durumda bu duvar nedeniyle. Yani Filistinlilerin mülkiyet hakları bu şekilde ihlal edilmiş oluyor. Kudüs'te arkadaşlar 120 metrekare bir evin yapılabilmesi için gerekli arsanın değeri 1 milyondan fazla. Bir Müslüman evine biçilen değer 4,5 milyon. Yani Müslüman diyorlar ki sen bu evi bana satarsan ben sana 4,5 milyon vereceğim. 13 milyon mu yapıyor hocam? 14 milyon falan yapıyor herhalde. 14 milyon TL vereceğim sana. 120 metrekare evi bana sat git. Buna rağmen satmıyor Müslümanlar ya. Buna engel oluyor. Dolayısıyla o 12 bölge Kudüs'ten çıktığı zaman bir anda ne olacak? Bizim İstanbul örnek vereyim buradan şimdi ayıp olur. Flöre Yeşilköy'ke bir anda Bağcılar Esenler olacak. Ben Esenler'de oturduğum için kendi kendime rahatlıkla laf söylüyorum. Bir anda değeri 10 kat düşecek arkadaşlar. Bu duvar nedeniyle 12 bölgenin değeri milyonlardan binlere, 10 binlere falan düşmüş oluyor. Bu sayede hem 12 bölgeyi işgal ediyor, hem de kendi bölgesine katıyor, hem de değerini azaltarak da Filistinlilerin ekonomik değerlerini yok ediyor. Taşralarda yani şehirler dışında Filistinliler bu duvarları yıkmaya çalışıyor. 1940'larda da İngilizler denemiş bu duvarı inşa etmeyi. Yine Müslümanlar yıktığı için yapamamışlar. Ariel Sharon muhtemelen oradan çalmıştır bu fikri. Biz özellikle dedik ki ya anlatıyoruz bu oluyor, şu oluyor, işte şunu yapıyorlar, bir sürü alternatif sunusu var. Bununla alakalı Birleşmiş Milletler nezdinde
İnsan hakları bildirgesini özellikle inceledik. Mülkiyet hakkını ihlal, eğitim hakkını ihlal, seyahat hakkını ihlal ve siyasi hakları ihlal. Buna rağmen Birleşmiş Milletler'in 2004 yılında aldığı bir kınama kararı var. Her seferinde kınıyorlar, Allah razı olsun kendilerine diye söylenir mi bilmiyorum ama ünlem koyduğum için anlaşılabilir. Bir de yine 2004 yılında Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye kararı var. İşgal devam ediyor, duvarın inşası devam ediyor ve bununla alakalı bütün yıkımlar devam ediyor. Yarıdan fazlası geçti. Birleşmiş Milletler'in bir tane yaptırımı yok. Avrupa Birliği geçen hafta ya da ondan önceki hafta nedeni çok önemli değil. Bir nedenle Türkiye'ye yaptırım uygulama resti çekti mesela. Bir defa ya, bir defa deyin ki İsrail'e biz size şöyle bir yaptırım uygulayacağız deyin. Özellikle ekonomik derseniz onlar paradan çok iyi anladıkları için çok korkacaklardır. Evet. Birinci konumuz bu şekilde. İkinci konumuz da Yahudi yerleşimciler. 1917'de İngilizler işgal edince Kudüs'ü ve nihayetinde Filistin'i, oradaki Yahudi nüfusu çok az arkadaşlar. Özellikle Abdülhamit zamanında biliyorsunuz oraya girişler çıkışlar yasak. Halledildikten sonra 1909'dan 1917'ye kadar çok cüzi bir geçiş var oraya. 1948'e kadar Yahudiler bir şekilde oraya gidiyor. Nihayetinde bakıyorlar ki devlet kurulacak kadar aşamaya geldi. Birleşmiş Milletler'e karar alıyor. Devlet ilan ediliyor. Fakat adamların bir ideali var. Biz diyor dünyadaki bütün Yahudileri vaat edilmiş topraklar olan galiba Fırat'a kadar da geliyor bu bölge. Vaat edilmiş topraklarda bir devlet, bir krallık inşa edeceğiz. Bunun için de dünyadaki bütün Yahudilerin bu bölgede toplanması lazım. Tamam toplanacaklar ama gelmiyor adamlar çünkü Filistinlilerle devamlı bir şiddet var, devamlı bir ekonomik sıkıntılar yaşanıyor ya da adam neden Amerika'yı bıraksın, Avrupa'yı bıraksın falan. Arkadaşlar dünyadaki her Yahudi'ye Filistin bölgesinde, Filistinlilere ait topraklarda bir ev verilebiliyor. Doğal gazını ödeyebiliyorlar, suyunu ödeyebiliyor devlet. Teşvikleri var. Size ekonomik olarak iş alanları açıyor. Örnek veriyorum, Amerika'da bir fabrikanız var. Aynısını getirin diyor, buraya tesis edin, biz sizden hiçbir şey istemeyeceğiz. Bu sayede Müslümanların toprakları üzerinde, Filistinlilerin toprakları üzerinde yerleşim alanları açılıyor. Peki bunu nasıl açıyorlar? Çok ilginç bir şey var. Cenevre Savaş Sözleşmesi'nde diyor ki, İşgal ettiğiniz topraklardaki insanlar mülkiyet haklarını korumanız gerekir. Cenevre Savaş Sözleşmesi, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bütün devletlerin imzaladığı ve İsrail'in imzaladığı sözleşme. İşgal ettiğiniz topraklarda diyor, insanlar mülkiyet haklarına zarar veremezsiniz. Bu uyanıklarda diyor ki, kardeşim biz işgal etmedik. Burası boş bir yerdi, burası bir devlet değildi. Biz İngilizlerden burayı devraldık. Biz devraldığımızda burada bir devlet yoktu. Dolayısıyla buradaki arazilerde hiç kimsenin mülkiyet iddia edebilme hakkı yok. Outpost diyorlar buna. Burası mülkiyetsiz bir alan. Biz dilediğimiz yerde, dilediğimiz hareketi yapabiliriz. Savunma bu gerçekten. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki savunması bu şekilde. Biz diyor 1948'de devlet kurduğumuzda burada başka bir devlet yoktu. Dolayısıyla biz bir devleti işgal etmedik. Devlet olmayan bir toprak arazisinde yeni bir devlet ihdas ettik diyorlar. Ve o arazilere de outpost diyorlar. Dolayısıyla mülkiyeti, hiçbir Filistin'in toprağının mülkiyeti ya da tapusu yok. Sadece İsrail vatandaşı olanlar var. Cavit Bey'in söylediği 1948 vatandaşlarının gayrimenkul alma hakları biraz sınırlı olmakla birlikte var. Onun haricinde hiç kimsenin mülkiyet elde edebilme hakkı yok. Ne oluyor? Oradaki yaşayan insanlar kendi dedelerin, ebelerin arazisinde ruhsatsız binalarda yaşıyorlar. Filistinler için söylüyorum. İsrailler olsa bu vakit ne yapıyorlar? Bütün istedikleri yerde bu şekilde siteler kurabiliyorlar arkadaşlar. Çok güzel görünüyor değil mi? Akdeniz inşa görseline uygun. Bakın gördüğünüz gibi bu sitenin etrafı bir özel duvarla çevrili, yetmiyor. Gördüğünüz gibi aşağıdan bir de çitle çevrili.
Bu insanlar çok korkak. Yani bunu yeterli görmemişler. Ayrıca buradaki insanların arazilerini de işgal edip, muhtemelen bakın ağaçları gördüğünüz gibi burada bahçeler varmış. Bahçeleri işgal edip ta buraya kadar güvenlik şeridi çekmişler. Ve muhtemelen bu arazi bir Filistin köyüne ait. Oradaki insanlara ait. Bunun için herhangi bir bedel ödemek zorunda değiller. Yine bununla alakalı diledikleri zaman diledikleri yerde diledikleri Müslüman'ın evini yıkabiliyorlar. Bakın bunlar yıkım görüntüleri. Yıkım gerekçesi olarak ne dedik? Birincisi ruhsatları yok. Yani tapuları yok. Dolayısıyla ruhsat alamıyorlar. Diledikleri evi yıkabiliyorlar. Oradaki biraz önceki gördüğüm siteye yol yapmak isterlerse, örnek veriyorum burada ve şurada mesela bir Müslüman mahallesi varsa, bu Müslüman mahallesini burada yok değil mi hocam? Kamulaştırmanın ne olduğunu biliyor musunuz? Yani bir bedel ödeyerek insanların gayrimenkulleri alınır ya. Buradaki binaların normalde bir hukuk devletinde ne olur? Kamulaştırılması gerekir. İnsanların gayrimenkullerine bedel verilmesi lazım. Oraya bir yol yapılması lazım. Bunlar da öyle değil arkadaşlar. Gray değerleri girerler, yol yaparlar, çıkarlar. Bakın şu ev şu beyefendiye ait. Şu ev, alttaki, şu çocuk da bu amcanın oğlu. Biz Ümmül Fahım'dan dönüyorduk, bir toplantıdan dönüyorduk. Bize dediler ki size bir şey göstereceğiz. Gece vakti, inanın o karanlıkta yol falan da yoktu, biraz stabilize bir yoldu. Bir yere geldik, bir çadıra geldik. Bir gün ya da iki gün önce bu amcanın evini yıkmışlar. Bu amca bu evi yapabilmek için toplamda 250 bin dolar para harcamış. Ruhsat için harcamış önce. Sonra inşaat için harcamış. Çünkü çok 70 bin dolar civarında arkadaşlar. Filistinli'nin bir inşaat ruhsatı alabilmeyiz şeyi, fiyatı. İnşaat harcamış. Ayrıca burayla alakalı bu sefer dönmüşler dava açmış. İsrail devleti yıkım kararı aldırmış. Bunun için avukat tutmuş. Toplamda 50 bin dolar civarında avukat ücreti ödemiş. Davalar. Nihayetinde devlet yıkım kararını vermiş. Bakın ne kadar legal değil mi? Mahkeme kararıyla yıktı burayı. Mahkemeden kararla yıktı. Fakat abi diyor ki ben diyor yıkım için geldiklerinde diyor hemen koştum avukata. Mahkemeye başvurduk. Yürütmenin durdurulması kararı verilsin diye. Mahkeme yürütme kararı, yürütmeye durdurma kararı veriyor arkadaşlar. Ne zaman? Yıkıldıktan sonra. Peki yürütmenin durdurma kararı ne diyor biliyor musunuz? Burayı bir ev olarak düşünün. Aa diyor şuradaki duvar yanlış olduğu için sadece burayı yıkabilirler. Geri kalan yıkılmaması lazım. Kusura bakmayın. Yani bir tazminat yok. Evi yeniden yapma yok. Bu arada bu arkadaş yıkım esnasında direndiği için arkadaşlar greyderlerle evi yıkarken yıkımın altında kalıyor. İkazın içinde kalıyor. Yani şöyle söyleyeyim yani binalar üzerine çökmüyor ama direnmek için kapının önünde durduğu için toprağın içerisine çıkarıyorlar çocuğu. Yaklaşık 14 yaşında, 15 yaşında. Burası bir çadırdı. Bize kahve ikram ettiler burada. Yanında da çocuklar için bir çadır kurmuşlardı. O çadırda da çocuklar oturuyordu. Vallahi billahi oradaki çocukların gözündeki ışık ben daha hiç görmedim. Kim var? Kızgınlık var. Ama cesaret de var. Yani bu çocuklarla yürünür. Bu çocuklarla sırtınızı dayayabilirsiniz. Kavgaya gidebilirsiniz. Dayak yiyecekseniz de birlikte yersiniz. Kaçmazlar. Onu hissediyorsunuz yani. Bunlardaki cesaret, işte onu söylemeye çalışıyorum. Duygusal olarak belki kendimizi tatmin etmek için anlatmıyoruz bunları. Ağlamak için de anlatmıyoruz. Çevikleşmek için anlatıyoruz. Yüreğimiz çevikleşsin, imanımız güçlensin. Ümmet olmanın hazını hissedelim, kardeş olmayı hissedelim. Küçük bölgelerde yaşayanlar için söylüyorum. Gıybet haramdır arkadaşlar, dedikodu haramdır. Taassup haramdır. Cemaat eyvallah ama cemaat taassubu haramdır. Birbirinizin kardeşi olduğunuzu bilmeniz gerekir. Yani Peygamber Efendimiz döneminde yaşamadığımız için birçok şeyi o tatlı yaşayamayabiliriz. Ama ahir zaman ümmetiyiz. En azından bunları yapalım. Bu insanların derdine derman olamıyorsak da en azından kendimiz Müslümanca yaşamayı bilelim. Biz dernek olarak ne yapıyoruz? Son
toparlıyorum, biraz uzattık galiba. Yayınlar olarak geçen sene kurulduk. Uluslararası bir çalışmanın bir parçasıyız. Kudüs özelinde, Kudüs'te tutuklanan çocuklara avukat tutuyoruz. Basit bir şey değil mi? Bu çocukların burada gezdiğimiz gibi, biz burada okullar gezdiğimiz gibi Kudüs'teki liseleri geziyor arkadaşlarımız. Çocuklar tutuklanırsa nasıl bir hareket içerisinde olmalarını öğretiyoruz çocuklara. Biraz önce Cavit Bey'in gösterdiği sosyolog vardı ya, o tarz sosyologlar, psikologlar, rehberlik hocaları belirledik. Orada bir ekip kurdurduk. Biz buradan maddi destek yapıyoruz. Projeler geliyor bize. Biz de onları maddi olarak destekliyoruz. Nihayetinde yıl sonunda da sonuçlarını alıyoruz. Kaç öğrenciye ne kadar ulaştınız? Kaç tane tutukluya avukat tahsis ettiniz? Bunun için ne kadar maliyet gerekti diye. Birinci önceliğimiz bu. Filistin'le alakalı uluslararası toplantılara katılmaya çalışıyoruz. Biz de bu işi öğrenmeye çalışıyoruz. Çünkü kitap okumakla olmuyor. Gidip görmeniz lazım. Size de tavsiyem odur. Eğer fırsatınız varsa, olursa inşallah, Kudüs'ü görün. Hem Müslüman olarak görün, hem de bir insan olarak, turist olarak görseniz bile yeter. Acayip fantastik bir şehirdir. Eğer gezmeyi seviyorsanız, sizi başka bir aleme götürür. Ama Müslüman olarak sizi daha başka bir aleme götürür. Yani orada aklınıza dünya ile alakalı hiçbir şey gelmez. Sokaklarında gezerken görürseniz Kudüs'te, o çarşıları gezdiğinizde gezerseniz, bilmiyorum, bu dünyada olmazsınız yani, başka bir alemde olursunuz. Teşekkür ediyorum sabrınız için. Konuğumuz Cavit Tatlı'ya hediyesini vermek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Ahmet Yıldırım'ı ve Yasin Kayacı'ya hediyesini vermek üzere Eğitim Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Münir Oksay'ı sahneye davet ediyorum. Sıradan değil, aranan üniversite. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi.